Borsa İstanbul piyasa analizini sunar. Piyasa Analiz Programı'na hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Harika Ertunç. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayalım programımıza. İlk bölümümüzde haber akışını sizlerle paylaşacağız her zaman olduğu gibi. İkinci bölümde ise sektörün ve tüketicilerin merakla beklediği ÖTV düzenlemesinin devreye girmiş olması yankıları ve piyasayı nasıl etkileyeceğini uzmanlarımızla detaylandıracağız. Öne çıkan haber başlıklarına bakalım birlikte. Bakan Nebati piyasa faizleri de tek haneye inecek dedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantısının ardından açıklama yaptı bakan. Kasım toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda Merkez Bankası faizi 150 bas puanlık indirimle %10,5'tan %9'a çekti. Böylece tek haneye indi faiz. Kararın hemen ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ülkenin gerçekleri ile uyumlu biçimde şekillenen ekonomi politikaları sayesinde politika faizinin 2 yıl aranın ardından tekrar tek haneye gerilediğini belirtti. Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulamaya alınan politikaların ve yakın dönemde kurumların koordineli bir şekilde almış olduğu tedbirlerin katkısıyla politika kredi faizi makası kademeli biçimde kapanıyor şeklinde görüşlerini dile getirdi. Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz diyen Nebati, böylece dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin yoluna güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti. Devam edelim buradan. Kur korumalı mevduat cephesinde ise bir ilk yaşandı. Kurlardaki sert hareketler nedeniyle geçen yıl Aralık ayında devreye giren kur korumalı TL mevduat miktarı ilk kez geçen hafta geriledi. 24 Aralık 2021 haftasından itibaren 18 Kasım 2022'ye gelene kadar ivme yavaşlasa da sürekli artan kur korumalı mevduat hesapları geçtiğimiz hafta 11 Kasım haftasına göre 9 milyar 491 bin milyon lira azaldı. Yani yaklaşık olarak 9,5 milyar lira azaldı. 11 Kasım'da 1 trilyon 474 milyar 441 bin buçuk milyon lira olan ve kur korumalı mevduat büyüklüğü 18 Kasım haftasında 1 trilyon 464 milyar liraya geriledi. Kurdaki yatay seyirle düşük politika faizi nedeniyle kur korumalı mevduat TL mevduatlara göre daha düşük bir mevduat faizi vermesi sebebiyle yatırımcının ilgisi azaldı bu cephede. Toplam TL mevduatın 11 Kasım haftasına göre %2,75 artarak 4 trilyon 279 milyar liraya yükseldiği hafta kur korumalı TL mevduat içindeki oranı %34,23'e indi. Kur korumalı mevduatın toplam yabancı para mevduatları oranı da %33,4'e yükseldi. Toplam mevduatlar içinde kur korumalı mevduatın payı ise %16,91'e geriledi. Evet, devam edelim. Programımızın ikinci bölümünde de zaten detaylandıracağız. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, matrah güncellemesi otomotiv sektörünün beklentisini karşılamadı dedi. Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, matrah güncellemesinin bugün açıklanmış olmasının çok yerinde bir karar olduğunu, ancak yapılan matrah güncellemesinin müşterilerin ve sektörün beklentisinin gerisinde kaldığını belirtti. Bozkurt, yazılı açıklamasını
açıklamasında birkaç gün önce matrah güncellemelerinin 1 Aralık tarihinde yapılacağı yönünde yapılan haberler sebebiyle müşteriler beklemeye girmiş ve satışlar durma seviyesine gelmişti. Matrah güncellemesinin daha erkenden yapılarak beklentide kalan müşteriler ve sektör açısından bugün açıklanmış olması çok yerinde bir karardır değerlendirmesinde bulundu. Bununla beraber en son Ağustos 2021 tarihinde yapılan bir önceki matrah güncellemesinden önce yaklaşık 50 farklı modelin %80'lik dilimin altında kaldığını anımsatan Bozkurt, o tarihten itibaren döviz kurunda yaklaşık %90'lık artış olması, buna da ek olarak dünya genelindeki enflasyon sebebiyle üretim fiyatlarındaki artışların maliyetlere yansımasıyla uzun zamandır neredeyse tüm modellerin en yüksek dilim olan %80'lik ÖTV dilimine giriyor olması matrahlarda acil bir güncelleme beklentisine yol açmıştı. Bugün yapılan matrah güncellemesine göre birkaç model dışında alt vergi dilimine düşen araç olmadığı görülmektedir. Yapılan matrah güncellemesinin müşterilerin ve sektörün beklentisinin gerisinde kaldığı görülmektedir ifadelerini kullandı. Çin'e dönelim buradan. Koronavirüsle ilgili başlıkları uzunca bir süredir vermiyorduk size ama Çin'de günlük vaka sayısı rekor kırdı. Çin'in bir mevsim dönümünde daha artan COVID-19 vakaları ve salgın kontrol tedbirleriyle giriyor. O COVID-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü ülkede günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çin anakarasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 4010, göstermeyen 27.646 vaka tespit edildi. Bir kişi de hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ilk vakaların 2019 sonunda Wuhan'da görülmesinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede vaka sayısında artış gözlense de nüfusu oranlandığında hala birçok gelişmiş ülkenin pandeminin zirve yaptığı dönemlerdeki vaka oranlarının bir hayli gerisinde. Resmi verilere göre pandeminin başlangıcından bu yana 5200 civarında kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Nüfusu oranlandığında bu her 1 milyon kişide 3 kişiye denk geliyor. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nde her 1 milyonda 3000, İngiltere'de ise 2400 seviyesinde. Devlet Başkanı Xi Jinping ölümcül vaka sayısındaki azlığa rağmen ülkenin yaşlı nüfusu korumak için katı önlemlerin gerekli olduğunu savunmaya devam ediyor. Ancak tedbirler hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da büyük tartışmalara yol açıyor. Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya 18 milyar euroluk krediyi onayladı. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar euro kredi sağlamasına onay verdi. Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan oylama 38'e karşı 507 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Avrupa Birliği'nin aylık 1,5 milyar euroluk taksitler halinde vermeyi planladığı mali paketi Ukrayna'nın 2023'te ihtiyaç duyduğu aylık 3-4 milyar euroluk fonun yarıya yakınını karşılaması hedefleniyor. Mali yardımla Ukrayna'da öncelikle hastane, okul gibi kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, yerlerinden olmuş kişilere barınma imkanı sunulması, makroekonomik istikrarın korunması ve tahrip olmuş sivil altyapıların yeniden inşası amaçlanıyor. Avrupa Parlamentosu'ndan verilen bilgiye göre Avrupa Birliği ve üye ülkeler 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 19.7 milyar euro yardımda bulundu. Evet, haberlerimize devam edelim şimdi. Gelir İdari Başkanlığı'nın yeniden değerleme oranının %122.93 olarak belirlendiğine ilişkin genel tebliği resmi gazetede yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2023 yılında vergi, ceza ve harçlarda yapılacak artışlarda esas alınacak yeniden değerleme oranının %122.93 olarak belirlendiğine ilişkin Vergi Usul Kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yeniden değerleme oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl Ekim ayında önceki yılın Ekim ayından değerleme yapılacak yılın Ekim ayı da dahil olacak şekilde bir yıllık dönemde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak hesaplanıyor. Söz konusu oran daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi gazetede ilan ediliyor. Kanuna göre Cumhurbaşkanı'nın tespit edilen pat ve tutarları %50'sine kadar artırma ya da azaltma yetkisi bulunuyor. Yabancılar 18 Kasım haftasında 56,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken 20,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı. Yabancılar 18 Kasım haftasında 56,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken 20,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi sattı. Bu işlemlerin sonucunda yabancılar piyasaya net 36 milyon dolar kaynak soktu. Böylece yabancıların son 3 haftada piyasaya aktardığı toplam nakit 153,6 milyon dolara ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 26 Kasım 2021 haftasından beri net satıcı pozisyonlarını 1 Nisan 15 Nisan, 3 Haziran 5 Ağustos 19 Ağustos dönemi, 2 Eylül ile 4-18 Ekim haftasındaki ara alımları haricinde sürekli koruyan yabancıların portföylerinde bulunan toplam hisse senedi tutarı 23 milyar 650.5 milyon dolara, devlet iç borçlanma senedi tutarı ise 1 milyar 187.5 milyon dolara indi. Bu sonuçlarla yabancıların 26 Kasım 2021 haftasından itibaren piyasadan çektiği toplam net tutar 7 milyar 40 milyon dolara geriledi. Öte yandan 18 Kasım itibarıyla net uluslararası rezervler yaklaşık 500 milyon dolar artarak 18.7 milyar dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler 11 Kasım'da 18.2 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri de 18 Kasım haftasında yaklaşık 3.4 milyar dolar artarak 80 milyar dolara yükseldi. 11 Kasım haftasında brüt döviz rezervleri 76.6 milyar dolar seviyesindeydi. Aynı hafta altın rezervleri ise 1.95 milyar dolar artarak 40 milyar 902 milyon dolardan 42 milyar 855 milyon dolara ulaştı. Böylece toplam rezervler yaklaşık 5.4 milyar dolar artarak 117 milyar 523 milyon dolardan 122 milyar 885 milyon dolara yükseldi. Bankacılık sektörünün 18 Kasım haftasında bankalar arası da dahil toplam mevduat hacmi 73.4 milyar TL, toplam kredi hacmi ise 57.2 milyar TL arttı. Bankacılık sektörünün 18 Kasım haftasında bankalar arası da dahil olmak üzere toplam mevduat hacmi 73.4 milyar TL artarak 8 trilyon 930.5 milyar TL'ye, sektörün toplam kredi hacmi ise 57.2 milyar TL artarak 6 trilyon 894 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık verilerine göre söz konusu haftada bankalardaki TL cinsi mevduat %2.85 artarak 4 trilyon 247.7 milyar TL, döviz cinsi mevduatlarsa %0.91 azalarak 4 trilyon 323.3 milyar TL oldu. Döviz mevduatları 243.8 milyar dolar olurken bu tutarın 210.4 milyar dolarlık bölümü yurt içi yerleşiklerin hesaplarında toplandı. Parite etkisinden arındırılmış verilerle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 18 Kasım itibarıyla 3 milyar dolar azalma gözlendi. Öte yandan 18 Kasım haftasında mevduat bankalarındaki tüketici kredileri hacmi ise %0.2 artarak 955.1 milyar TL'ye yükseldi. Taksitli ticari kredilerse %0.36 artarak 820.15 milyar liraya yükselirken kredi kartları bakiyesi ise %0.74 artarak 557.55 milyar liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla %61.27 artarken mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 325.15 milyar TL'lik bölümü 28.8 milyar TL'lik bölümü taşıt ve 601.2 milyar TL'lik bölümü ise diğer kredilerden oluştu.
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, finans sisteminin gerek bankacılık gerekse finans kesimini yoran, sürekli değişen, farklı tebliğlerle yönetilmesi iş dünyasında stres yaratıyor dedi. Evet, peki devam edelim o halde buradan. Haberimizde bir sıkıntı var. Peki. Haberimizde ufak bir teknik aksaklık nedeniyle şimdi diğer haberimizle devam edeceğiz. Yüksek enflasyonla mücadele için ard arda 4 kez 75 bas puanlık faiz artırımı yapan Fed'in son faiz artırım kararını verdiği toplantısının tutanaklarına göre politika yapıcılar artırım hızını yavaşlatmaktan yana. Son 40 yılın zirvesini gören yüksek enflasyonla mücadele için agresif politikaları izleyen ABD Merkez Bankası Fed'in ard arda 4. 75 bas puanlık faiz artırım kararının alındığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Kasım ayındaki toplantısının tutanakları, politika yapıcıların faiz artırım hızının yavaşlatılması zamanının geldiğini düşündüklerini ortaya koydu. Fed, Kasım ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 75 bas puan artışla %3.75 ile %4 aralığına yükseltmişti. Tutanaklara göre komite üyesi politika yapıcıların çoğunluğu, mali koşullardaki önemli sıkılaşmanın da etkisiyle Aralık ayında yapılacak yılın son FOMC toplantısında politika faizinin 50 bas puan artırılmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdi. Bununla birlikte bazı üyeler tüketici fiyat artışlarında bir hafifleme gözlenmediğini vurgulayarak politikanın beklenenden daha fazla sıkılaştırılması gerekebileceğini dile getirdi. Koşullarda daha yavaş bir adımın komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yönelik ilerlemeyi değerlendirilmesine izin vereceğinin belirtildiği tutanaklara göre bazı üyeler politikanın tam etkilerinin gerçekleşmesinin zaman alacağını, faiz artırım hızının azaltılmasının finansal sistemde istikrarsızlık risklerini azaltabileceğini belirtti. Öte yandan tüm üyeler enflasyonun kabul edilemez düzeyde yüksek olduğu ve uzun vadeli hedef olan %2'nin oldukça üzerinde bulunduğu konusunda ortak görüş bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE Haziran'da %9.1 ile zirve yaptıktan sonra Ekim ayında %7.7'ye geriledi. Ancak artış hızındaki yavaşlamaya rağmen yaşam maliyetlerinin yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Farklı zamanlarda açıklamalarda bulunan yerel FED yöneticileri ve FED yönetim kurulu üyeleri Aralık ayı toplantısında 75 bas puandan daha düşük bir faiz artırımın uygun olabileceği yönünde görüş bildirmekle birlikte kararın verilere bağlı olarak alınacağını vurgu yaparak, gelişmelere göre daha yüksek bir artırımın da söz konusu olabileceği ihtimaline açık kapı bırakmayı tercih ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde artış göstererek 240 bine yükseldi. Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 225 bin beklentilerinin üzerine çıkarak 240 bine yükseldi. Bir hafta veya daha uzun süre işsizlik maaşı almış kişileri içeren başvurular 12 Kasım'da sona eren haftada 48 bin artarak 1.55 milyona çıktı. Böylelikle başvurular Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD'de yüksek faizlerin talebi azaltmaktadır.
artmasıyla iş dünyası aktivitesi 5. ayda da daraldı. S&P Global verilerine göre Bileşik PMI Endeksi Kasım ayında 48.2'den 46.3'e geriledi. İmalat PMI Endeksi Ekim'deki 50.4 seviyesinden 47.6'ya gerileyerek Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye inerken Hizmet PMI Endeksi 47.8'den 46.1'e düştü. Endekslerin 50'nin altına değer alması sektörlerde daralmaya işaret ediyor. Fed'in enflasyonu düşürmek için 1980 yılından beri uyguladığı en agresif faiz artışı döngüsü talebin azalmasına neden oldu. Yeni siparişler endeksi de 49.2'den 46.4'e inerek Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi. Evet, otomotiv sektörünün merakla beklediği matrah düzenlemesi normal şartlar altında bir aralığa işaret edilse de sektör temsilcilerinin çağrısıyla biraz daha öne çekildi ve bugün devreye alındı. Bununla birlikte sektörde nasıl yankılanmaları olarak olacak konuşacağız ama öncesinde ne kadar otomobillerin fiyatında düşüş olacak, kayda değer oranlarda düşüş olacak mı bunu konuşacağız. BDO Türkiye Şirket Ortağı Emrah Akın bizimle. Emrah Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, harika. Çok teşekkürler. Şimdi çok sıcak bir haber. Hala detaylarına tam olarak haiz değil sektör temsilcileri ve tüketiciler. O yüzden biraz netleştirilmeye muhtaç. Matrah düzenlemesi ne kadar efektif görünüyor baktığınızda, sizden dinleyelim. Öncelikle sizin söylediğiniz gibi Sayın Bakan'ın açıklamasıyla aslında bir aralıkta yapılacağı söylenmişti bu matrah düzenlemesinin. Ama tabii sektörde satışlar birden çok ciddi bir şekilde durgunlaşınca bu öne alınmış oldu. Doğru bir şekilde öne alınmış oldu. Öncelikle şeyi söyleyelim Harika Hanım. Bizim otomotivde vergilendirme modelimiz, ÖTV vergilendirme modelimiz şeye dayanıyor. Hem motor silindir hacmine hem de araçların ÖTV matrağına dayanıyor. Dolayısıyla araçların ÖTV matrağı değiştikçe uygulanan vergiler de bu araçlar için ÖTV'ler de değişiyor. ÖTV'lerimiz de bizim ÖTV oranlarımız da %45'ten başlıyor. %220'ye kadar gidiyor. Dolayısıyla oldukça önemli bir süreç. Zamdı. Yapılan son düzenlemeyle de özellikle enflasyon dolayısıyla bu aşınan matrahlar arttırılmış oldular. Özellikle ilk dilim, ki bizim ilk dilimiz önceden ÖTV matrahı 120 bin TL'ye kadar olan 1.6 cc'nin altındaki araçları kapsıyordu. 120 bin TL'ye. Şimdi o rakam aşağı yukarı %50 civarındaki bir artışla 184 bin liraya çıkartılmış oldu. Tabi bu yeterli mi? Önemli ve doğru bir gelişme ama yeterli mi onu tartışmak lazım. Çünkü enflasyon ortamda araçların fiyatları arttığı anda bu tutarlar da zaman içerisinde eskiyecekler. Keşke aslında otomatik olarak bu matrahları güzel geliştirebiliriz Türkiye olarak. Şunu da söyleyelim. 1.6 motor hacmine sahip araçlar için bu geçerli. Bir de ÖTV matrahı eğer aracın yeni yapılan düzenlemeden sonra 280 bin lirayı geçiyorsa zaten %80'den daha fazla bir ÖTV ile karşı karşıya kalma durumunun söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla satış fiyatı aslında 600 bin liranın üzerinde olan şu an hiçbir aracı da aslında ilgilendirmiyor yapılan değişiklik. Peki sizin gözlemleriniz şu açıdan ne Emrah Bey? Nasıl yankılandı? Çünkü biz baktığımızda sektör temsilcilerinin özellikle açıklamalarına baktığımızda yapılması güzel, öne çekilmesi de güzel düzenlemenin ama mevcut ortama baktığımızda çok çabuk etkisi geçebilecek bir düzenleme diye bir yandan eleştiriler var, bir yandan destekleyici söylemler de var. Siz tablonun geneline baktığınızda ne görüyorsunuz? Harika Hanım, ben eleştirilere katılıyorum. Evet, bu gerekli bir düzenlemeydi. Öne çekilmesi de oldukça önemli. Ancak buradaki problem şu. ÖTV matrağı dediğiniz rakamlar enflasyonist ortamlarda çok çabuk şekilde eskiyor. Yani önceden ÖTV matrağı 120 bin olan, 120 bin aşmayan araçlar için olan rakam 184 bin lira. Bu 184 bin liralık tutar mesela önümüzdeki birkaç hafta içerisinde veya birkaç ay içerisinde eskiyecek. Bu da şu demek. Mesela bu %45'lik ÖTV'ye girecek araçlar için geçerli. Dolayısıyla biz bir süre sonra gene göreceğiz ki hiçbir otomobil modeli %45'lik ÖTV diliminin içerisine giremeyecek. Benim önerim bu ÖTV matrahlarının böyle bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla değil, düzenli olarak enflasyonist ortamlarda mesela 3 aylık dönemlerde otomatik olarak arttırılmış. Aksi takdirde bu yapılan değişikliklerin etkisi Harika Hanım çok kısa sürüyor. Ve şu an mesela aşağı yukarı 4-5 tane modelin girdiği ilk ÖTV dilimi, %45'lik ÖTV dilimi
bir süre sonra hiçbir otomobilin girmediği bir dilime dönüşüyor. 50'lik orana çıkan otomobiller oluyor, 60'a çıkıyor, 70'e çıkıyor. En sonunda da %80'lik ÖTV dilimine girmiş oluyor. 1.6 cc'nin altındaki bir araç. Dolayısıyla sektörün bu konudaki yorumlarına katılıyorum. Peki son olarak şimdi enflasyona ilişkin tabii %85'lik enflasyon ortamında bunun ömrünün kısa olacağını söylediniz birçok sektör temsilcisi gibi, ama son olarak şunu da sormak istiyorum size. Önümüzdeki sürecin dezenflasyonist bir politika süreci olacağı yine bugün de Merkez Bankası metnine de girmiş durumda. Hükümetin ekonomi kademesinden, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalara da baktığımızda biraz daha enflasyonun önümüzdeki süreçte en azından şu seviyelerde olmayacağı, baz etkisinin de olacağı gibi görüşler mevcut. Böyle olursa şayet, eğer evdeki hesap çarşıya uyarsa bir miktar daha uzun ömürlü olmasını bekleyebilir miyiz? Yoksa yine bir yeni düzenlemeye daha mı ihtiyacımız olacak gibi görünüyor? Mutlaka bir etkisi olur, harika Hanım, ama şunu söyleyelim. Bir kere biz otomotiv üretmek ve ihraç etmek için ithalat yapmak zorunda olan bir ülkeyiz. Yani dolayısıyla bizim otomobil üretmek ve ihraç etmek için ham madde ve ara malı ithal etmek zorunluluğumuz var. Ham madde ve ara malı ithal ettiğiniz durumda da sadece enflasyon değil, döviz kurları da aslında sizin için fiyatların belirleyicisi konumunda. Yani döviz kurlarını da belli bir stabiliteye kavuşturamazsanız otomobil fiyatları enflasyon olmasa bile zaman içerisinde yükselecektir. Dolayısıyla ben yapılan düzenlemeyi yerinde bulmakla beraber bu düzenlemenin otomatikleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu birinci önerim. İkinci önerim, önümüzdeki 6 aylık dönemde, özellikle 2023'ün 6 ayında bence sektör için bazı ek geçici olabilir, kalıcı olabilir teşviklerin getirilmesi gündeme getirilebilir. Mesela hurda teşviği gibi veya ilk kez kendi adına araba tescil ettirecek olanlardan daha az ÖTV almak gibi bazı teşviklerin gündeme gelmesi gerektiğini değerlendiriyorum ve bunların da gündeme geleceğini kuvvetle değerlendiriyorum. O da önemli olur sektör açısından, ama şu an yapılan makrah düzenlemesinin çok uzun soluklu olmayacağını maalesef söylemek durumundayız. Çünkü çok kısa süre içerisinde gene hem döviz kurlarındaki dalgalanma, enflasyondaki düşüş hızı azalsa bile enflasyondaki artış dolayısıyla birkaç ay sonra muhtemelen biz gene masrafları konuşmaya başlayacağız harika. Evet, yani alım gücü açısından umarız tabii ki öyle olmaz. Çünkü piyasada da çok ciddi sıkışıklık oluyor. Hem tüketici tarafında hem satıcı tarafında da ciddi dengesizlikler oluşuyor. Dolayısıyla uzun ömürlü olmasını diliyoruz ama gelişmelere bakacağız. Çok teşekkür ediyorum BDO Türkiye Şirket Ortağı Emrah Akın kıymetli yorumlarınız için. Rica ederim. İyi yayınlar, harika. Çok teşekkürler. Şimdi haberimizle devam edelim. Özel tüketim vergisi oranlarını esas teşkil eden özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. Motorlu araç alım satımların özel tüketim vergisi oranlarını esas teşkil eden ÖTV matrahlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetenin 24 Kasım 2022 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararla vergi matrahları yaklaşık %40 ile %53.3 oranında artırıldı. Buna göre motor silindir hacmi 1600 cm3'ü aşmayan araçlar için, ÖTV matrahı 184 bin lirayı aşmayan araçlarda vergi oranı %45, ÖTV matrahı 184 bin lirayı aşıp 220 bin lirayı aşmayan araçlar için vergi oranı %50, ÖTV matrahı 220 bin lirayı aşıp 250 bin lirayı aşmayan araçlar için vergi oranı %60, ÖTV matrahı 250 bin lirayı aşıp 280 bin lirayı aşmayan araçlar için vergi oranı %70, motor silindir hacmi 1600 cm3 aşıp 2000 cm3'ü aşmayan araçlar için, elektrik motoru da olan hibrit araçlardan elektrik motoru 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü aşmayan araçlar için ÖTV matrahı 228 bin lirayı aşmayanlarda vergi oranı %45, ÖTV matrahı 228 bin lirayı aşıp 350 bin lirayı aşmayan araçlarda vergi oranı %50, bu kriterlerin üzerinde olan diğer araçlar içinse vergi oranı %80 olarak uygulanacak. Piyasa cephesinde peki nasıl yankılandı ÖTV matrah düzenlemesi, bunu da konuşacağız. RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Fatih Yanık bizimle. Fatih Bey, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi izleyicilerimiz için tekrar şöyle bir hatırlatmak gerekirse, otomotiv sektörünün yakından takip ettiği ÖTV matrah düzenlemesi normal şartlar altında 1 Aralık'ta olacağı beklentisi vardı. Fakat OYDER, ODD, OSD gibi sektör temsilcilerinin 1 Aralık'a işaret edilmesi neticesinde alıcıların kendini bekleme moduna alması ve piyasanın sıkışması çağrısıyla birlikte bugün devreye girdi. Biz bununla birlikte ne gördük? 595 bin TL sınırını şu an konuşuyoruz. Bu sınırın altındaki araçlarda %5,5-19 arası bir indirim olacak deniyor. Peki Fatih Bey, bu alanda 595 bin TL sınırının altında ne kadar araç var? Biz söz konusu ne kadar araçtan konuşuyoruz? Tabii şimdi... Dediğiniz gibi önce konuya sizin bahsettiğiniz yerden girmek istiyorum. Sayın Bakan Aralık ayını işaret etmişti ama bugün açıklanması piyasada bir rahatlamaya, bir hareketliliği getirecektir. Öncelikle bu anlamda yönetmenin çıkması konusunda emeği geçenlere bir teşekkür etmek gerekiyor. Aksi durumda çünkü geçmiş aylarda da yaşadık. Bir konu hakkında piyasa beklemeye kendini aldığında ne yazık ki beklenti ve karşılama da beraberinde geliyor. Dolayısıyla ikinci el sektörü Ekim sonunda biraz hareketlenmişti, kıpırdanmıştı. Bildiğiniz gibi 6 ay 6 bin kilometre konusu vardı. O netlik kazandı. Sonra Ekim ayında bir hareketlilik, Kasım'ın ortalarına kadar bunu gördük. Fakat akabinde matrahla ilgili bir değişiklik kamuoyunda çok konuşulmaya başlayınca İster istemez ikinci el tarafında da bir beklenti içine sokuyor insanları. Araç alım ya da satım yapacak noktalarda bir beklenti içinde bırakıyor. Bu da bütün sektöre etki ediyordu. Bugün yayınlanması çok isabetli bir konu oldu. En azından bir haftayı daha belirsizlikle geçirmemiş olacak piyasa. Onun dışında tabii bu konu matrahın %40 ila %53 arasında artması sıfır araçları ilgilendiren bir durum. Hangi markada ne kadar bir sıfır araç var? Bunu bizim bilme şansımız yok. Dolayısıyla Aralık ayında gelecek olan araçların bir şekilde nihai tüketicilerle buluşması yeni matrah oranıyla araç başı ortalama dilimlere baktığınız zaman 45 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira gibi bir hesaplamalarla bir avantaj getiriyor. Dolayısıyla sektörde zaten sıfır araç konusunda bulunurluk anlamında bir sıkıntı vardı. İlgili markaların araçları hazır olduğunda Aralık ayında satışa sunabileceklerse bir fiyat değişikliği söz konusu olmayacaksa yeni %45, %50, %60, %70 diliminde araçlar olacak, piyasaya çıkacaktır. Peki ne kadar, yani uygulamanın etkinliğini daha doğru analiz edebilmek adına zaten baktığımızda da basında yer alan veya sosyal medyada yer alan yorumlara baktığımızda genel olarak 595 bin TL'nin altındaki araç bulunurluğunun azlığını işaret ediliyor. Yani bu yüzden soruyorum, ne kadar efektif olacak? Şimdi 280 bin lira matrahta 280 bini geçtiği andan itibaren dediğiniz gibi 594 bin, 595 bin bandına geliyor. Piyasada ne yazık ki 595 binin altında çok az sayıda araç var. Dolayısıyla %45 dilime girecek, %50 dilime girecek, %60 dilime girecek araç sayısı marka ve modellerde azalıyor. Yine dediğiniz gibi %80 ve üstü ÖTV grubunda, %80 ÖTV grubunda satılacak, özür dilerim, satılacak araçlar piyasada yine önceki dönemde farklı olmadan, bir matrah değişikliği olmadan, bir fiyat değişikliği olmadan ya da mevcut matrah fiyatıyla, ÖTV fiyatıyla satışa devam edecek. Önceki dönemde %45, %50 ve %60 diliminde, %45 ve %50'de hiç yoktu araç. %60 diliminde son bir araç kaldı bilgisini sürekli paylaşıyorduk. Şimdi en azından Aralık ayında %45 diliminde, %50 diliminde bir araç olacaktır. Sayısı az olacak ama birkaç markanın birkaç modeliyle satış yapılabiliyor olacak. Bu muhtemelen Aralık ayına kadar böyle gidecek. Biz Aralık sonu ya da Ocak başı tekrar yeni yılla birlikte, yeni fiyatlarla beraber matrah artışını konuşmaya başlayacağız. Eğer 2023'te de bu matrah oranlarıyla gideceksek yine Ocak ayında 45-50-60 dilimli araçla karşı karşıya kalmayacağız. Öyle gözüküyor. Peki bir bazı araçlar olacak. Evet, az ama bu dilimlerde de araçlar var dediniz. Bu modellere erişim sıkıntısı ne durumda? Yani teorik olarak evet ama piyasada bu modeller şu an bulunur düzeyde mi?
Şimdi geçmiş yıllardaki kadar çok sayıda bulunurluk yok. Ama Aralık ayı artık otomotiv firmalarının yılı kapatacakları, 2022'yi kapatıp 2023'e başlayacakları son ay. Dolayısıyla hem gelecek olan araçların nihai tüketicilerle buluşması, hem piyasada sıfır araca olan ihtiyaç, bildiğiniz gibi hem kiralama firmaları, hem filo firmaları, hem şirketler araç ihtiyaçları var. Dolayısıyla temin ve tedarik konusunda da beklenti içerisindeydi. Eğer bu ay ilgili özellikle B segmenti araçlara çok etki edecektir. %45 ve %50 dilimine girecek araçlarda. Araç bulunurluğu da sağlanabilirse %45 ve %50 ÖTV diliminde nihai tüketiciler, nihai kullanıcılar bu modellere ulaşma, erişme şansına sahip olacaklardır diye düşünüyorum. Peki sektörde bu belki konuşmak için çok erken bir konu ama bir seçim sürecinde olmamızdan da mütevellit elbet bunu soruyorum. Belli bir süre sonra bu matrah düzenlemesi etkisini kaybederse ki matematiksel olarak baktığımızda enflasyon düzeyine ve kur seviyesini baz alarak söylüyorum elbette. Baktığımızda etkisini kaybedecek gibi görünüyor. Yenilenme ihtimaline sektörde nasıl bakılıyor? Yenilenmesi zaten şöyle, hani matrah, ÖTV'ye bağlı matrah, araçların fiyatı arttıkça güncellenmeli diye kamuoyunda konuşulan bir konu var. Biz otomotivcilerin çok sıklıkla konuştuğu konulardan bir tanesi. Dolayısıyla belirli periyotlarda ya sabit rakam mı arttırılmalı ya belirli dönemlerde karar verilip arttırılmalı ama artan maliyetlere bağlı değişen satış fiyatları matrahların birkaç ay sonra çok geride kalmasına neden oluyor. Dolayısıyla bir gün geldiğinde ki bu Ocak ayı olacaktır muhtemelen, bizim %45 diliminde, %50 diliminde ihtiyaç bulamadığımızı konuşacak bir program yapıyor oluruz tekrarında. Dolayısıyla her ay ya da belirli periyotlarda matrahın güncel araç fiyatlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Takdir edersiniz ki %45 ÖTV dilimi olmasının ya da %50, %60 ya da %70 bu kadar çeşitlilikle bir ÖTV dilimi olmasının arkasında bir neden var. Bu da araçların sınıfına, motor hacmine, kullanım amaçlarına bağlı vatandaşın ulaşabileceği bir vergi diliminde bir kolaylık sağlamak, bir rahatlama sağlamak. Yoksa tek bir ÖTV dilimiyle başlayıp %80 deyip bunun adına bütün marka ve model araçlar %80'den satılacaktır demek de aynı mantığa geliyor baktığınız zaman. Fatih Bey, peki sıfır araç fiyatlarında özellikle aylık bazda sürekli olarak bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla evet, artık insanlarda da zaten araç enflasyona karşı korumalı bir enstrüman haline geldi. Bununla birlikte ne zaman alabiliyorsam hemen almalıyım gibi bir algı da oluştu. Evet. Önümüzdeki süreçte fiyatlardaki bu artışın devam etmesini bekler miyiz? Yani buna bağlı olan fiyat artışını etkileyen faktörler varlığını sürdürmeye devam edecek mi? Tabii kesinlikle sürdürecek. Çünkü mevcutta bir enflasyon oranımız var. Otomobillerin biliyorsunuz bir kısmı yerli üretiliyor, bir kısmı, büyük bir kısmı yurt dışından ithal ediliyor. Hem döviz kurundaki artışlar, belli bir seviyede tutamama işimiz ya da geriye doğru çekme şansımızın olmaması. Öbür tarafta da artan maliyetler hem uluslararası pazarda hem ulusal pazarda. Dolayısıyla her ay otomotiv fiyatlarına bir artış gayet doğal bir çalışma. Dolayısıyla Aralık ayındaki fiyatlar henüz açıklanmadı. Bugün matrah değişikliği söz konusu ama otomotiv firmaları matraha göre yeni fiyat güncellemelerini bugün yapacaklardır ya da yarın fiyat listelerine yansıtacaklardır. Ama rutin fiyat artışı, zam diye kabul ettiğimiz fiyat artışları Aralık başı itibariyle kampanyalarla tekrar nihai kullanıcılara duyuruyor olacak. Burada ona bakmak lazım. Bugünkü fiyatla 1 Aralık'taki fiyat arasında nasıl bir farklılık olacak? Bu yansıyan matrah değişikliği ÖTV'de etki edip fiyatlara doğru şekilde yansıyacak mı? Yine vatandaş bu araçları %45 ÖTV ya da %50 ÖTV diliminden sahip olabilecekler mi? Bunu önümüzdeki birkaç gün içerisinde görmeye başlayacağız. Peki son olarak şuna da biraz değinelim mi Fatih Bey? Baktığımızda buyurun, şu kadarlık araçlarda şu kadar indirim bekliyoruz diye bize şu tabloyu biraz özetleyebilir misiniz? Sosyal medyadan da bunu paylaşarak belki biraz daha anlaşılır kılabiliriz diye düşünüyorum. Tabii şimdi konu iki yönlü aslında. Birincisi
İkinci el pazarında yaklaşık bir hafta 10 gündür, 15 gündür matrah değişikliği kamuoyu gündeminde olduğu için ister istemez bir satın alma ve satma anlamında bir durgunluğa geçmişti piyasa. Dolayısıyla ikinci el piyasası, ikinci el pazarı sıfır araçlarla fiyat bağlantısı olduğu için arka planda ikinci el fiyatlaması konusunda sıfır araçlardaki bu matrah değişikliğinin sonucunu bekliyordu. Diğer tarafta da ÖTV matrah değişikliği direkt sıfır araçları ilgilendiren bir konu. Ama organik olarak arka tarafta ikinci el pazarının da fiyatını belirleyen bir unsur olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi rakamlara baktığınız zaman %45, bugün %60 ÖTV'deydi aracın matrağı. Bu fiyatla, bu matrahla %45 ÖTV dilimine girdi dediğiniz zaman 65 bin lira, 74 bin lira gibi aralıkta bir fiyat indirimine sahip oluyor ilgili araç. Diğer konuda da %70 ÖTV dilimindeydi, %60'a girdiğinde. Tek tek bütün rakamları çıkartmadım ama ortalamasında 54 bin lirayla 74 bin lira arasında bir fiyat değişikliği sıfır araçlarda yansıyacak gözüküyor. Fatih Bey, peki yine otomotiv piyasasını çok negatif etkileyen bir çip krizinden, özellikle geçtiğimiz sene koronavirüs pandemisinin verdiği zararlardan sadece bir tanesi çip krizi belki de. Bu dönemde de yine baktığımızda kökenlerine jeopolitik gerilimlerden de, Çin-Tayvan arasındaki gerilimlerden dahi etkilenen, yani çip krizi meselesi böyle kristal bir vazonun üzerinde duruyor gibi, dokunduğunuz zaman patlayacak gibi. O yüzden buradaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Şu an biraz da olsa toparlanma var mı? Ya da önümüzdeki sürece ilişkin sektörün beklentisi nasıl? Tabii bildiğiniz gibi tüm dünyada otomotiv tek başına çok özel bir sanayi. Birçok ülkenin lokomotif sanayisi pozisyonda. Çip krizi dediğimiz konu, evet, pandemiyle birlikte bahsettiğiniz gibi gündeme gelen, çok sıklıkla yaşadığımız bir konu ama sonuçta bir şekilde araçlar üretiliyor ve bu üretilen araçlar tüm dünyada bir şekilde alıcı buluyor. Çip krizi belki de bizim arka planda hani savunduğumuz, aracı bulamadığımız bir nokta gibi oldu ama otomotivciler, üreticiler, tüm dünyadaki uluslararası üreticiler bir şekilde çiple ilgili bir çözüm yolu buldular. Bir şekilde bir çalışma yapıyorlar bununla ilgili. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili konular biraz daha netlik kazanacak. Ama öbür tarafta da evet, gerek Avrupa pazarında, gerek diğer ülkelerde, Asya pazarında, Amerika pazarında otomotiv adetlerinde sürekli bir düşüş var. Bu enflasyon sadece Türkiye'de yaşadığımız bir konu değil. Tüm dünyanın yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi. Araç alımı eski hızında değil. Türkiye'ye baktığınız zaman da evet, araç tedariği problem oldu, temin edilemez duruma geldi. Fiyatlar satın alma gücünün üzerinde yükseltildi. Satın alma imkanı olanlar bayilerde araç bulamadı. Bayilerde araç olmayınca bu ikinci ele otomatik olarak yansıdı. İkinci elde de ulaşabilecek fiyatlar olması gereken seviyenin üstüne çıkmaya başladı. Peşinden de satın alma konusunda kredi destekleri zayıflayınca aracı satın almak için tüm olumsuzlukta hepsi bir araya toplandı. Bu noktada yapabilecek çok az şey kaldı. Matrah değişikliği, evet, bu düzenleme için bir nebze de olsa bir nefes aldıracak, otomotive bir nasıl derler, can suyu katacak bir çalışma oldu açıkçası. Beklenen bir çalışmaydı. Bugün oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde de matrahın tekrar değerlendirilerek sonuca gitmesini umuyorum. Peki isterseniz bir işin şu kısmına da bakalım. Avrupa'da şimdi enflasyon tabii bir tek Türkiye'nin problemi değil deyince oradan aklıma geldi. Avrupa'nın uğraştığı en temel problemlerden biri enflasyonun yanında enerji krizi. Enerji krizi sebebiyle yeteri kadar üretimin gerçekleşememesi ya da geçtiğimiz yılların altında kalması üretim seviyeleri olarak nasıl yansır otomotiv sektörüne? Şimdi bu anlamda zaten tüm uluslararası otomotiv üreticileri alternatif araçlar içerisinde, biliyorsunuz bizim de kendi yerli üretimimiz, elektrikli aracımız geçen gün lansmanı yapıldı. Çok başarılı bir şekilde hem Türkiye pazarında hem uluslararası pazarda görücüye çıktı. Dolayısıyla bütün ülkelerde enflasyonla beraber enerji krizi için alternatif çözümler üretiliyor. Tasarruf tedbirleri konuşuluyor. Gerekli
ilgili ülkelerde tasarrufa yönelik yapılması gerekenler tek tek anlatılıyor. Bununla ilgili eğitimler veriliyor. Aynı şey otomotiv sektörü için de geçerli olacak. Daha az sayıda insan trafiğe çıkacak. Belki yakıtla ilgili sıkıntılar gündeme geldiğinde işte herkes tek başına bir yolculuk yapmak yerine iki kişiyle, üç kişiyle aynı güzergahta yolculuklar başlayacak gibi gibi. Dolayısıyla bütün dünyada yaşanan bir sıkıntı var. Türkiye'de de bu sıkıntılardan etkilenmiş gözüküyor çok yoğun bir şekilde. Diğer ülkelerde de benzer sıkıntılar var. Ama otomotiv sektörü geçmiş yıllardan çok daha az sayıda bir adetle yıl ve yılları kapatmak zorunda, öyle gözüküyor. Peki, Ares Auto Expertise Marka Başkanı Fatih Yanık, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarınız için programa. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi haberimize devam edelim. İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hugh Peel, bankanın enflasyonist baskılarla mücadele etmek için daha fazla faiz artırması gerektiğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hugh Peel, Londra'da yapacağı sunum için hazırlanan konuşma metninde enflasyonist baskılara karşı yapılacak daha fazla şey olduğunu belirtti. Hugh Peel, bankanın enflasyonist baskılarla mücadele etmek için daha fazla faiz artırması gerektiğini söyledi. İngiltere Merkez Bankası 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonu dizginlemek için politika faizini %0.1'den %3'e yükseltmişti. Hugh Peel, bu ayki 75 baz puanlık tarihi faiz artışından yana oy kullanan isimlerden biri olmuştu. Enerji fiyatları ve iş gücü açığının enflasyondaki iki temel faktör olduğunu belirten Peel, pandemi sonrasında iş gücünde yaklaşık 500,000'lık azalma olduğuna dikkat çekti. Baş ekonomist, iş gücü piyasasındaki ve fiyatlama davranışlarındaki gelişmelerin kararlarında etkili olacağını belirtti. İngiltere'de enflasyon %11.1 ile bankanın %2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Enflasyonun zirve yapmış olabileceği öngörülse de 2023 boyunca yüksek kalması bekleniyor. Bir araya gidiyoruz. Evamda karşınızdayız. Borsa İstanbul'un sunduğu piyasa analizi devam edecek. Borsa İstanbul'un sunduğu piyasa analizi devam ediyor. Piyasa analizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Borsa İstanbul piyasa analizini sundu.